2021'in ilk videosundan herkese merhaba. Tolgozbek.com'a hoş geldiniz. Bugün videomuzda iki ana konumuz var. Bunlardan bir tanesi Hürkuş'un gri ve köpek balığı ağzı boyamalı. Kanat altında toplam dört tane mamle taşıyan fotoğrafı. Barbaros Toprak tarafından çekildi bu fotoğraf. Ve Twitter hesabında yayınlandı. Ben de retweet ettim. Birkaç da cümle bir bilgi yazmaya çalıştım. 60.000'den fazla görüntülenme almış bu tweet ve insanlar soruyor Hürkuş'ta neler oluyor? İkinci konumuz ise Gerçekten bu 2020 öyle bir yakamızı bırakmadı ki Son dakikaya kadar Böyle havacılıkla ilgili Gerçekten böyle acı acı gelişmeler oldu e, Dün Sabiha Gökçen havalimanına inen Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Bir skorski S-70 tipi Genel e, maksat helikopteri Yerde tekerleklerin üzerinde Taksiye ilerlerken kuyruğunu aydınlatma direğine çarptı ve helikopterde maddi hasar meydana geldi. Çok şükür herhangi bir can kaybı, yaralanan yok. Bu en azından en sevindirici kısım. Biraz da bu kazaya videomuzun ikinci bölümünde başlayacağız. İşte karşınızda 2021'in ilk videosu. 2020'nin en son günü 31 Mart'a gerçekten çok enteresan bir fotoğraf Twitter'da dönmeye başladı. 30'unu 31'ine bağlayan gece yarısı ben Barbaros Toprağ'ın bu çektiği bu fotoğrafı gördüm. Bu fotoğrafta koyu gri renk boyamalı Hürkuş B uçağı ki 17-105 kuyruk numaralı aslında Türk Hava Kuvvetleri için üretilmiş bir uçak. Muhtemel e, Akıncı'ya son yaklaşma veya inişi sırasında çekilmiş bir fotoğraftı. Bunun da köpek balığı motifi vardı. Kanat altında 4 adet Roketsan tarafından geliştirilmiş MAM-L mühimmatı bulunuyordu ki gerçekten e, mam son yıllarda insansız hava araçlarından atılıp e, çok önemli, enteresan, e, çok hafif, uygun fiyatlı ve de çok etkili bir mühimmat haline geldiler. Sadece Türkiye'nin terörle mücadelesi değil. Işte bu mühimmatları Libya'da, Azerbaycan'da da gördük. Gerçekten çok iyi iş yaptılar. Uçak bu 4 mamle l mühimmatıyla birlikte inişteydi. Şimdi Hürkuş'la ilgili e, uzun zamandır Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanmış turboprop, İlk çıkış amacı eğitim uçağı, sonrasında silahlı C versiyonu geliyor ve bunlarla ilgili bir gelişme kulaklarımız beklerken hatırlayacaksınız. Geçen sene, Haziran ayında bir kaza meydana gelmişti. Kazada e, TUSAŞ'ın test amaçlı kullanılan bir Hürkuş B uçağı düşmüştü. E, uçakla ilgili bu kazada iki pilot uçakta bulunan test pilotu fırlatma koltuklarını kullanarak uçağı terk etmişlerdi. Şimdi bu kazayla ilgili olarak e, hem Tusaş hem Türk Hava Kuvvetleri ortak bir kaza kırım ekibi kurdular. Kazalar incelendi. E, muhtemel işte kazanın oluş nedenleri, hatalar neler, bunlarla ilgili raporlar çıkartıldı. Tabii ki bu raporlar henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil veya çalışmaları devam ediyor, bilmiyoruz. Muhtemel bu uçaklar tekrar uçtuğuna göre e, sanıyorum eğer varsa bir tasarım programı problemi, herhangi bir teknik problem veya başka bir şey bunların giderildiğini öngörüyorum. Bunlarla ilgili mühendislik önlemlerin alındığını düşünüyorum öncelikle. Şimdi uzun süredir kamuoyu Hürkuş B'lere hava kuvvetleri için bekliyor. 2013'te savunma sanayinin aldığı kararla birlikte Türk Hava Kuvvetleri için 15 adet Hürkuş B uçağının siparişi verilmişti. Hürkuş'un 3 farklı modeli var. A modeli sivil amaçlı geliştirildi ve EASA, Avrupa'nın Ortak Havacılık Otoritesi, Avrupa Havacılık Emniyeti Dairesinin onayını aldı. Bu gerçekten Türk havacılığı için çok önemli bir adımdı. EASA onaylı ilk Türk tasarım uçak oldu Hürkuş A modeli. İkincisi geliştirildi bu modelin Hürkuş B. Bu Hürkuş B'de de bir kokpit değişikliğine gidildi. Hava kuvvetlerinin istediği standart kokpit tasarımıyla birlikte Hürkuş B şu an hava kuvvetlerinde kullanılan Güney Kore imalatı KT1 uçaklarıyla birlikte bir orta düzeyde bir eğitim uçağı olarak planlandı. Şimdi KT1'lerin motor güçleri düşük. Şimdi bakıyorsunuz insanlara diyor ki ya hepsi aynı bir uçak. Hayır değil. KT1'lerde çok daha zayıf bir motor var. Daha yavaş uçuyor. Ee, ve pervaneli piston motorlu sf 260 uçaklarından sonra adaylar turboprop motorlu çok daha süratli bir uçağa geçiyorlar. Hürkuş B geldiği zaman bu KT1'lerin üzerine bir uçak olacak. Daha pekişecek. Arkasından da eğitimin üçüncü aşaması jet motorlu, süpersonik yani ses hızının üzerine çıkabilen T-38 uçaklarıyla eğitim devam edecek. T-38'de bitirenler pilot brevesini almaya hak kazanacaklar. T-38'den sonra da işte aday f 16 mı olacak veya ne yapacak ne edecek bunlarla ilgili görev yapacağı uçak tipinin eğitimini görerek filolarda görev yapmaya başlıyorlar. Şimdi Hürkuş'un asıl amacı bu 15 adetlik imalatta bu KT-1 filosuna destek veren. Ancak işte şu an e, Türk Hava Kuvvetleri'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden organizasyonu, işte adayların çıkartmaları, eğitime gelmeleri, öğretmen pilot eksikliklerinin kapatılması falan filan gibi durumlar nedeniyle eldeki 40 adet KT-1 yeterli. Şimdi bu gelecek 15 uçak kısa vadede uçamayacak ve tabii ki bu uçakla ilgili de Hava Kuvvetlerinin bazı istemleri vardı TUSAŞ'a. İşte bunlar ne yapılacak, ne edilecek, arada çözülmesi gereken problemler var. Ee, ve ilk etapta bu uçaklara eğitimde çok fazla ihtiyaç olmadığı için farklı farklı yaklaşımlar değerlendiriliyordu. Şimdi bir taraftan da TUSAŞ anlaşma gereği bu 15 uçağın imalatına başlamış durumda ve muhtemelde bu üretimin önemli bir kısmında tamamlandığını düşünüyorum. Şimdi bunun uçaklarla ilgili ne olacak? hava kuvvetleriyle işte TUSAŞ konuştu, Savunma Sanayi Başkanlığı konuştu. Ee, bir koordinasyon içerisinde bu uçakların silahlı birer platform haline getirilmesi yani Hürkuş C standartlarına yükseltilmesi konusunda epey bir taraflar anlaştı gibi duruyor. Şimdi bizim beklentimiz Hürkuş B'lerin C standartına yükseltilmesi yani silahlı platform haline getirilmeleri ve muhtemel Karabacılık veya jandarmada kullanımları idi. Fakat bu fotoğraf çok enteresan bir gelişmeye de dikkat çekiyor. Uçağın e, kuyruğa yakın bölümünde böyle bir kırmızı bir arma var. Bu kırmızı amblem Konya'da 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda üstlenmiş 135. filoya çağrı ateş olan filonun arması bu. Bu filo e, Türk Hava Kuvvetleri'nde Aktif durumlardaki arama kurtarma mak olarak adlandırılan çalışmaların gerçekleştirildiği, bunların da eğitiminin verildiği bir filo. Bu filoya niye katılıyor bunlar gerçekten ben şu an bu sorunun tam net bir cevabını bulmuş değilim. Muhtemel bu 15 adet uçağın buraya doğru geçirilmesi planlanıyor. Ama burası bir eğitim filosu aynı zamanda ee, muharebe araba kurtarma hizmeti veren e, görevi yapan bir filo. Bu filoda bu uçaklar nasıl kullanılacak? Örneğin işte yapılan sınır ötesi operasyonunda Allah korusun bir uçak düştü. Bu filo e, silahlandırılmış AS-532 Cougar helikopterleriyle çok alçaktan sızma operasyonu yapıyor. Hürkuşlar bu e, tür çalışmaya, bu tür bir operasyona mı destek verecek? Veya bu filo bir eğitim altyapısı mı sunacak? Neler yapılacak açıkçası bilmiyoruz ama muhtemel ileriki günlerde bu konu daha netleşecek. Ben dediğim gibi kara kuvvetleri veya jandarmaya bu uçakları beklerken hava kuvvetlerinin üzerine geçmesi de enteresan bir gelişme oldu. Şimdi Hürkuş A dedik, B dedik bir de Hürkuş'un C modeli var. Hürkuş C silahlı bir platform. Kanat altında, gövde altında çeşitli silahlar taşıyor. Ve bu konudaki konsept de dünyada hızla gelişiyor. İşte gövde altına bir e, kız ötesi bir kamera sistemi görüyoruz. Muhtemel Aselsan'ın ketsi kullanılır diye tahmin ediyorum bununla ilgili. Ve kanat altında da 4, nokt, e, 4 toplam 4 adet mamble e, mühimmatı da dikkat çekmekte. Burada Hürkuş C de amaç normalde işte teröre karşı F-16 kaldırıp götüreceğiniz bir göreve Hürkuş C'nin gitmesi. Şimdi hemen aklınıza gelebilir ya İHA'lar var elde. Hayır insansız hava araçlarına karşı Hürkuş'un nereden baksanız 3 kat daha hızlı. Yani acil bir durum oldu. Hemen örneğin Diyarbakır'daki üstten, Batman'daki üstten kaldırıp bölgeye intikal etmesini sağlayabiliyorsunuz. E peki bu uçaklar alçak irtifa, işte hava savunma sistemlerine karşı ne olabilir? Bunlara gerek yok çünkü taşıdığı akıllı mühimmatlar artık öyle hani klasik böyle bir alçaldım, pat bombayı attım, napalmı attım, çektim gibi bir durum yok artık gerçekten işte Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK, SAGE gibi kuruluşların geliştirdiği çok akıllı mühimmatlar var. Bunları hiç o hava savunma sistemlerinin etki sınırlarına bile inmeden çok yüksek irtifadan bırakabiliyorsunuz. Bu operasyonu Hürkuş C ile yaptığınız zaman hem F-16'larınızı yıpratmıyorsunuz. Bu tür görevlere Hürkuşlar gidiyor. Hızlı bir şekilde gidiyor. ve Elinizdeki mühimmatları atıyor. Şimdi mamle dedim ben. Mamre'nin İHA'dan atılan versiyonu yaklaşık 22 kilogram ağırlığında. 8 kilometre menzili var. Eğer siz çeşitli yeni nesil sistemler, seyri sefer, atalet sistemleriyle bunu yönlendirebiliyorsanız bu menzil 14 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yani elinizde çok önemli bir platform var. Keza ilerleyen dönemlerde işte Roketsan'ın geliştirdiği Teber gibi akıllı mühimmatları da bu e, Hürkuş C'ye taktığınız zaman çok yüksek ittifadan nokta atışlarıyla hedefini rahatlıkla vuracak. Görüntüsünü alacak, lazer işaretlemesini yapacak ve önemli bir platforma kavuşmuş olacak Türk Silahlı Kuvvetleri. İşte i̇ster kara havacılık, ister jandarma, ister Türk Hava Kuvvetleri bunları kullansın. Şimdi bu uçağın operasyonu ile ilgili yüksek süratli bir uçak, 300 küsur nat gibi işte saatte 600 kilometre yaklaşan bir hızı var. Bu hıza sahip olabilmek için bir pilotun bunu kullanabilmesi için muharebe yaptırabilmesi için iyi pilotaj yeteneklerine yani yüksek süratli uçaklarla eğitim görmesi gerekiyor. Minimum bu uçakla uçacak pilotun e, Hava Kuvvetleri'nin eğitim programına göre KT-1'deki seviyeyi tamamlamış ve hür kuşa geçiş yapmış olması gerekebiliyor. Belki de bu filo e, ilerideki bu kullanımlara karşı bir altyapı sunabilecektir diye açıkçası düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız soruyor bize envanterdeki silahlar işte geliştirdiği çok uzun süreler alıyor. Gerçekten çok uzun süreler alıyor. Ama TUSAŞ için Hürkuş ilk uçak anlamında ilk bebekleri. Gerçekten uzun süreler aldı. İşte bazı tasarım değişiklikleri, ek ihtiyaçlar mesela Hürkuş'a e sonradan çıktı. Uçağın asıl yapılışı eğitim uçağı. Buna bakarken lütfen bu uçağın bunun bir Arge projesi olduğunu unutmayın. Araştırma, geliştirme. Buradan elde edilen tecrübelerin çok önemli bir kısmı Hürjet'e yansıtılacak. Yani Hürjet ben tahminim çok daha hızlı gidecek birçok projede. İşte geliştirdiğiniz ortak kokpit Hürjet'te yer alacak. Buradan aldığınız tecrübeler şunlar bunlar alt alta yazılacak ve gerçekten hürjette çok önemli bir tecrübeyle bu projeye başlandı ve ilerlenecek. Çok daha hızlı ilerlenecek. Hürjet'teki kazanımlar da milli muharip uçağa çok önemli katkılarda bulunacak. Neler olacak mesela? Milli muharip uçaktaki bu uçak jet motorlu ee, muharip özelliklere sahip olması milli muharip uçakta da birçok avantajı beraber yanında getireceğini inanıyorum. Şimdi bu nedenlerden dolayı sonuçta Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde şu an Hürkuş'un alternatifleri var. KT-1 var örneğin eğitim için. Veya İHA'lar var bu görevi bir kısım yapıyor. Veya F-16'lar, F-4'ler yapıyor. Ama Hürkuş bu envantere girdiği zaman hem KT-1 filosunu rahatlatacak, hem F-16 filosunu hem İHA operasyonunu rahatlatacak. Bu yüzden de önemli bir yere sahip. Tabii ki bir elbise dikilmiş, örneğin 70 kilogram olan bir insana göre. Ama görevler ek görevler gelmiş. Her ek görev demek bazı teçhizatların uçakta, platformda, helikopter içinde geçerli konulması demek. E siz o zaman bu 70 kilo 100 kiloya çıkardığınız zaman bazı tasarımda oynamalarınız gerekiyor. Tamam işte şurayı genişletiyorsunuz, burayı yapıyorsunuz ama bazı yerlerde yeriniz kalmıyor. Bazı görevler için de yeni modifikasyonlar olabilir. Sonuçta bu tamamen bir maliyeti olan bir konu. Bunu nasıl çözeceksiniz, ne yapacaksınız bunlar muhtemel Tusaş Savunma Sanayi Başkanlığı veya Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki görüşmeler. Planlar, programlar bu hürkuşa yansıtılacak. Bu yüzden ben hürkuş Türk havacılık ve uzay sanayi için çok önemli bir arge projesi burada geliştirilen bir sürü sistem gelecekte e, muharip olarak farklı farklı alanlarda göreceğiz. Bu açıdan da ben hürkuşun önemli bir yere sahip olduğuna açıkçası inanıyorum. Gelelim jandarma genel komutanlığının yaşadığı kazaya. Öncelikle çok geçmiş olsun ne yazık ki bu tür kazalar meydana gelebiliyor. Bu olayda da 31 Aralık gecesi 17.45 civarlarında Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Skorsky S-70 Black Hawk tipi genel maksat helikopteri yakıt almak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniyor. Bu tür Helikopterler Savia Gökçen'de genel havacılık apronu tarafına alınıyor. Ve Türkiye'de de, de nedendir bilinmez helikopterlerin inmesi eğer tekerlekliyse yerde uçak gibi taksi yapmaları isteniyor. Yani hani oraya niçin direkt indirilmedi ne yapıldı ben açıkçası bilemiyorum. Belki inecek bölge inişe müsait olmayabilir. Keza kalkış talimatta alan helikopterler de belirli bir miktar işte ilerliyorlar taksi yapıyorlar ondan sonra kalkıyorlar. Böyle bir uygulama var Türkiye'de. Eğer helikopter kızaklıysa yani hani skid olarak adlandırılan o tekerlek sistemi yoksa şöyle bir kalkıyor birkaç metre emniyet irtifasına diyelim o taksi yollarını izleyerek resmen taksi yaptırılıyor ondan sonra kaldırılıyor. Türkiye'de böyle bir e, hava trafik kontrol e, çalışması uygulaması var diyelim. Helikopter henüz yerdeyken kuyruğunu aydınlatma direklerine vuruyor. Anapal olarak adlandırılan o tepedeki büyük pervanelerde çok ciddi zarar görülüyor. Kuyrukta ciddi bir hasar var. Şimdi tabi dönen bir pervanenin bir yere çarpması demek transmisyon yani e, ana motordaki o gücü ana rotora ve kuyruk rotoruna ileten sistemlerine zarar görmesi demek. Gerçekten büyük hasar var helikopterde ama tabi havacılık e, tabii bu tür kaza kırımlar olabiliyor. Çok şükür ölen yok, yaralanan yok. Bunlar önemli. Bu kaza uzman kaza kırım heyeti tarafından incelenecek, bakılacak işte hangi tür hatalar yapıldı, ne tür sıkıntılar olmuş, niye bu kazaya yol açan nedenler neler? Zaten kaza raporlarının amacı bir daha bu tür kazaların olmasının önüne geçilmesi demek. Bunlarla ilgili de raporun kısa sürede tamamlanıp önlemlerin alınacağını ben tahmin ediyorum. Tekrar geçmiş olsun jandarma havacılığa. Umarız bu tür kazalar hiç olmaz ee, ve e, gerekli önlemler de yakın zaman içerisinde alınır. Evet yılın ilk videosuyla beraberdik. Biraz Hürkuş programındaki gelişmelere baktık. Ve sonrasında da Jandarma Genel Komutanlığı'nın e, S-70 tipi helikopterin yaşadığı kaza kırımı biraz anlatmaya çalıştım. Güncel konularla beraber olmaya devam edeceğiz. E, sizler lütfen sorularınız için bana yorum yazmaya devam edin. Ayrıca sorularınızı info@tolgozbek.com mail adresine gönderebilirsiniz. Kanalımıza lütfen abone olun, olmadıysanız bildirimlerinizi açın. Tabii ki katıl tuşuyla da destek vermek isterseniz kapılarımız 2021'de de sizlere açık. Detaylı havacılık haberleri ise tolgaozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.